Mehmet Battal'ın yuhalanması nedir? Ya Mehmet Battal'ın oyun içerisindeki tempoda, yani şu ana kadar lig başından beri istenilen seviyede takım herhalde göremedi onu. Biraz daha iyi olmasını, yani maç kazandırmasını, daha atletik oynamasını bekliyor olabilir insanlar. Ama Battal'ın da dışında takımda gol silahı olarak baktığınızda stoperler, Efe yani iki tane topu direkten döndü bu hafta, yani bir golü var. Bu hafta golü attıran yine Efe. Yani diğer Hulya Sözer, Yüz Enrique olsun, yani onun bir önceki hafta direkten dönen kafa vuruşu var ve Urfa'nın gerçekten özellikle yabancıları çok kaliteliydi. Evet. Şimdi Türkiye'de genel bir şey vardır. Bahri Bey bir taraftan gülümsüyor. Ben bir o sözden sonra izninizle döneceğim. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derler ya. Bu canın da benim anladığım kadarıyla kendi altyapısından başka şeyi yok. Kurtuluş reçetesi. Peki. Ama o altyapıyı darbelediler. Onu soracağım ben şimdi. Bahri Bey size siz de çünkü Buca Spor'un altyapısının temelinin atıldığı dönemlerde evet. Görevdeydiniz. Şimdi darmandağın. Arabam taşlanmıştı sahaları incelemeye gittiğim zaman. Evet. Herkes parsellemişti sahaları. Kolaklar için bizim valimiz Kutlu Aktaş, Sayın Bakanımız Işılay Saygın, Belediye Cemil Şevval hepsinin o sahaların kazanılmasına büyük katkıları var. Teşekkür ederim. İzmir ve Türk futbollarına teşekkür ediyorum. Hasbelkader biz de yapmaya çalıştık. Ancak ne güzeldi Mehmet Özkan'ın yaptığı akademi, spor akademisi. Türkiye'ye örnek oldu. Federasyon bunu örnek gösteriyor. Avrupa'da örnek gösterdi başlamıştı. Ne oldu da aralara kara kedi girdi. Mehmet Özkan ayrıldı. Bu yanlış. Kusura bakmayın. Cem kardeşim gayet güzel söyledi. Etkilenmeme mümkün değil. İcra gelecek mi düşünce futbolcu da olmamalı. Evet. Ben bu kulübe gittiğim zaman rahat etmeliyim diye düşünmeli. Maddi sıkıntı çekmemeli. Süper Lig'e çıktığınız zaman yanılmıyorsam bucağımızın büyük bir parası da vardı. Bunların iyice değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bucağı hayat veren, bucağı yaşatanların birbirine köstek değil, destek olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Cem, bu nedir bu Seyit Mehmet Özkan'ın ayrılma şeyi? Taraftar bazen bakıyorum Seyit Mehmet Özkan'a tepki gösteriyor. Bazen bakıyorum yönetime tepki gösteriyor bu konuda. Yani şu anda taraftar blok halinde yönetimi destekliyor bu konuyla ilgili. Biz biraz sıkıntı olarak şunu gördük. Yani takım Süper Lig'e çıktığında da olumsuz şeyleri söyleyen kitleydik. Yani Bülent Uygun'un geldiği gün hiçbir maç oynatmadan ben gideceği haftayı, fikstürü çekildiği an gideceği haftayı yazdım. 7. hafta dedim ve kalamaz dedim bu adamın oyun felsefesi, Buca'da yaptığı icraatleriyle ve yazılıdır, kayıtlıdır. Evet, biliyorum. Arkadaşlara bakabilir. Zaten. 7. haftada Bülent Uygun gitti. Bu dönemde de biz dedik ki yani arada bir takım anlaşmazlıklar olabilir yukarıda. Yani büyükler aralarında bunu olgunlukla oturup konuşup hiç aşağıya hissettirmeden bir ayrılık bile olacaksa tatlı tatlı çözmeliler. Bunu geçiş yapmaları gerekiyor. Fakat bu süreçte genel anlamda gördük ki zarar gören sadece Buca Spor oldu. Aynen. Buca Spor altyapısı oldu ve takımı oldu. Umuyoruz yani şu an akademideki takımların başarı oranı çok daha düşük. Ben onu soracağım. Akademi ligi'de kaçıncı sırada Buca Spor? Yani birçok farklı kulvarda takım var. Mesela gelirken en son rezerv lig diyeyim ben o zaman. 16 takımına baktım ben. Orada sonuncu bir puanı var. Buca Spor için çok acı bu. Yani bu Buca Spor'u daha fazla deşmeyeyim. Yüreğim yanıyor çünkü. Biraz zamanı var toparlamak için. Bir şey söyleyeyim. Ben Sait Hocam'ın bu sıkıntılı günleri aşacağına aşırı inanıyorum. Ya ben şuna inanıyorum zaten Bahri Bey. Ve kaç maç oynandı ki? Onu hesaplayalım. Şimdi, sezon uzun, lig uzun. Bunu insanlar mesela şey olarak değerlendirebilir gerçi ama. Mesela Fenerbahçe'de de Aykut Kocaman. Başarılı, başarısız, bir sürü tartışmalar var ama başkan arkasında duruyor. Aynen. Takım şampiyon olmadı. Avrupa başarılı. Niye? Alex gibi bir futbolcuyu da harcadıktan sonra kulüp başkanlarının, teknik direktörlerinin de arkasında durması gerekir ki Sait Karafırtına gibi. Elbette. Aynen. Evet. Yani ben Sait Hoca'ya ben çok güveniyorum. Buca Spor taraftarına sesini verdik. Sesi oldun.
bir Göztepe diyelim. Göztepe'yi de değerlendireceğiz. Çünkü sen bugün tabii, sırf tabii. Buca Spor değil, tabii. Diğer takımların da İzmir takımlarını da değerlendireceğiz. Evet, Göztepe diyoruz. Göztepe'de aslında beklenen patlamayı yapamadı. Başarılı günler bekliyoruz Göztepe'den. Ama maalesef o günler gelmedi. Bu hafta da kendi sahasında Konya Torku ile 0-0 berabere kaldı. Bakalım maç sonrası Sayın Kalpar neler söylemiş. İyi mücadele etsin. İyi oynasın. Hırsı ve isteğini sahaya yansıtsın. Ve herkesin beğenisini kazansın. Ama bir tek daha şey isteniyor. O da gol. Daha önceki söylediğim şeylerin hepsini yapıyoruz. İyi mücadele ediyoruz. İyi oyun oynuyoruz. Hırsımız iyi. Sahaya kazanma adına her şeyi ortaya koyuyoruz. Gol yollarında çok etkili olamıyoruz. Pozisyon buluyor mu bir takım? Evet, buluyor. İşte bu pozisyonu değerlendiremediğimiz için şu anda en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama bu aşılabilir mi? Aşılabilir. Şu ana kadar aşabildik mi? Aşamadık. Her zaman böyle gitmez diye düşünüyorum. Kaç haftadan beri de hakemi de geçemiyoruz. Bugün gerçekten de bir penaltı pozisyonumuz var. Rakibin kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon var. Bunların hepsi bize etki ediyor. Etken oluyor. Ama ne olursa olsun bugün takımım kazanma adına her şeyini ortaya koydu. Takımımı candan kutluyorum, tebrik ediyorum. Kazanamadığımız için de üzgünüz. Sadece ben değil, camia üzgün, futbolcularım üzgün, herkes üzgün. Ama böyle güzel bir mücadelenin, böyle bir güzel oyunun kazanılması gerekir. İnşallah onu da gerçekleştiririz. Teşekkür ederim. Bizim işimizde tepki eksik olmaz. Ve tepkilere yalnız burada maruz kalmıyoruz. Çalıştığımız her yerde bu tepkileri yaşıyoruz. Ama biz işimizin bilinci içerisindeyiz. Arzu ve isteğimiz iyi. Takım olarak iyi bir takımız. Ve iyi de oynuyoruz. Mücadelemiz de var. Az önce söylediğim şey gol olmuş olsa her şey güllük gülistanlık olacak. Gol yollarında gol vuruşunu iyi yapamadığımız için. Mesela Halil'in bir pozisyonu var, Şaban'ın bir pozisyonu var, ikinci yarıda var, penaltı pozisyonu var. Bunlar gol olsa seyirci de mutlu olacak. Haklı seyirci de galibiyet istiyor. Gol vuruşunu benim yapma şansım yok. Ama iyi mücadele etmesi için benim yapma şansım var. İyi koşması için ve hırslı olmaları için, mücadele etmeleri için bana çok büyük görevler düşüyor. Bunu yapabiliyorum. Ama gol yollarında gol vuruşunu benim yapma şansımın olmadığı için oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. İnşallah onu da gerçekleştirirler. Kendine veremese de lige iki tane şampiyonluk paralasıyla başlamış takımın mücadelesine sahne oldu bugün maç. Mücadele anlamında gerçekten üst düzey bir mücadele sahada sergilendi. Ya biz Göztepe olarak, Göztepe camiası olarak kendimize özel işler yapmamız gerektiği zaman da sahada mücadele anlamında, hani taraftarın tabiriyle formamızı terletme anlamında A'dan Z'ye herkesin terlettiğine, o ruhu sahaya koyduğuna inanıyorum. Kendi adıma arkadan kaleden gördüğüm bu. Ama futbolun meyvesi gol. Bunu atamadığımız sürece de bundan önceki maçlarda da yaşadık. Gol gelmedikçe bir demoralizasyon oluyor. İster istemez futbolcunun, taraftarın, herkesin direnci kırılıyor. Bu taraftara da yansıyor, bize de yansıyor. Yani bunu çözecek olan da biz oyuncu kadrosu. Yani artık ocağa kadar da biz bizeyiz. Yani uzaydan bir futbolcu gelip de burada gol atmayacak, yine biz atacağız. Ocağa kadar da daha önümüzde 11 tane maç var, 12 tane maç var. Yani kendi içimizde bunu çözmeye çalışacağız. Çözebildiğimiz kadar elimizden geleni yapacağız yani. Varsa bir sorunuz, başka söyleyeceğim bir şey yok. Maça iyi başladık. Hırsımızı ortaya koyduk. Yani hafta başından beri bu maça hazırlanıyorduk. Sahaya da bunu yansıttık. Önemli olan bir goldü. Onu bulamadık. İki tane penaltımız var net. Hakemler iki haftadır bunu yapıyor. Denizli maçında da aynısı oldu. İbrahim abinin son dakikalarda yakaladı. Bu hafta da aynı hakemler. Bilmiyorum yani, bir gol atmamız lazım. Bir gol atsak açılacağız. 3 puan lazım. İnşallah Erciyes maçında bunu yansıtacağız sahaya. Evet, bir tabir var. Teyzemin bıyıkları olsa dayım olurdu. Teknik direktörüne bakıyorum. Hakemlerden ve uzaydan bahsediyor. Taraftarın tepkisine kulak tıkamış. Pek de önemsemişe benzemiyor Sayın Kalpar. Evet. Erkan. Sayın Altınbaş'ı kutlarım. Hı-hı. Bir Göztepe camiası kadar başarısından sonra hocama hala görev devam sağlıyor. Doğru mu? Doğru. Hı-hı. Şimdi maçı izliyoruz. Gerçekten gol pozisyonları var. Ama atamazsan, sonuncuyu yakalayamazsan
futbolda her şeyin sonucu gol ve puanlar. Evet. Şu anda baktığımızda Göztepe takımı en altta. İstersen çok iyi top oyna. İstersen rakibi sahasında bu. Gol atamıyorsan, skora yakalayamıyorsan bana göre başarısızsındır. Peki bu gol atamamak benim sorunum mu? Taraftarın sorunu mu? Şimdi tamamen bana göre yeteneksizlik, becerisizlik. Yani takım o pozisyona girebiliyorsa, oraya gelebiliyorsa, vuruşlara sorun varsa bu sporcundur. Hocanın en büyük talihsizliği de ekibin o pozisyonunda gol atamaması. Evet. Atsa hocamız kral, takımımız kral, Göztepe kral. Burada tek sorunlu bence öncelikle sporcular. Sporcu kardeşlerimizin belki skora yakalamak için konsantre bozukluğu, acele etmesi, skora ben yakalayayım diye kötü vuruş yapmasına kadar. Rahatlık da belki etkili olabilir mi? Bana şu an rahat, ekonomik şu anlamdaki rahatlıktan yok, ben bahsedeyim. Şu anda Göztepe camiasının atmosferini çok iyi bildiğim için, orada oturduğum için, Göztepe seyircisi oyuncusunu dürter. İyi oynamaya, skora yakalamaya. Artı teknik adamını iter. Evet. Başarı sonucunda başta çöreklenir. Haklıdır da. Amatör kümeden şu duruma kadar destek olmuşlardır. Evet. Bunun meyvesini istemek zorunda. Evet. Taraftan da Bahar abi sinsi böyle bakıyor bana ama Göztepe ile ilgili bir şey söyleyecek mutlaka. Valla Göztepe'de ben şu anda Göztepe'yi tekrar lige kazandıran Altınbaş yönetimine teşekkür ediyorum. Evet. Bu bir takım için büyük bir nimettir. Ve lütfen bu nimeti iyi değerlendirelim. Aksi takdirde şaşalı Göztepe, tarihi geçmişi çok güzel olan Göztepe burada olmaması lazımdı diye düşünüyorum. Evet. Lütfen taraftarıyla, teknik heyetiyle özellikle futbolcuların bunu hissetmesi, yaşaması lazım. Bu yönetime sahip çıkmaları lazım. Amatöre düştü, hatırlar mısınız Göztepe? Evet. Aslında yönetim yönünde bir sorun yok. Taraftarın yönetime de tepkisi yok ama anladığım kadarıyla teknik direktör ve futbolcuların da tepkisi var. Sahip çıkacaklar. Yunus kardeşim. Ama Bahri Bey kaç seneden beri sahip çıkıyor bunlar? Ama o zaman bilemem. Teknik konulara fazla girmek istemem. Yani çünkü geçen sene de çok şey beklendi. Yani Sayın Altınbaş yönetimi aldıktan sonra taraftarın beklentisi çoktu. Geçen sene bir Ali Gültüken vakası yaşandı. Arkasından bu sene Hüseyin Kalpara vakası yaşanıyor. Yani ortaya atılan iddialar konusunda bir şey demiyorum. Onu da konuşmak istemiyorum çünkü. Ben yine de biraz daha birkaç hafta daha zaman tanımakta yarar vardı. Zaten Sayın Altınbaş bunu teknik direktörümüze bu fırsatı tanıdı. Evet. Bu bir şans. Hocamız için de şans. Futbolcular için de şans. Evet. Değerlendirsinler, Göztepe kazansın. Evet. Cem sen bir şeyler söylesin abi. Yani Göztepe'nin zeminine bakıyorum. Bir benzetme olacak olursa yani zengin çocuk gibi sürekli transfer üstüne transfer yapılıyor her sezon. Evet. Yani bitmek tükenmek bilmiyor. Yani futbolda sonuca gitmenin birinci etkeni bence futbolcu yetiştirmektir. O sisteme dayalı altyapının, organizasyonun sağlanmasıdır. Sürekli transferle sorunu çözmeye çalışıyorlar. Hoca olmadı hocayı değiştir, futbolcu olmadı futbolcuyu değiştir, değiştir, değiştir. Bu bir noktaya kadar getirdi. Bence biraz Göztepe ruhunu taşıyan futbolcuların sahada basması, koşması ve yani şu an şeye bakıyorum, Cihat Hoca'ya bakıyorum, Karşıyaka'da yani 8 senedir ilk defa Karşıyaka'yı lider yaptı ama bir önceki sezon Göztepe ile bir türlü uyuşamadı. Yani bu camianın içerisinde de bazı dengelerin oturması lazım. Bu konusunda ben seninle aynı görüşteyim. Çünkü ben programım boyunca her zaman söylüyorum. Takımlarda ruh şart. Hüseyin Hoca mükemmel bir antrenör. Bülgen antrenör. Şimdi fakat o ruhu yakalamak çok kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Şimdi daha önce söyledim. Göztepe, Karşıyaka, Buca çok farklı. Altay. Evet. Bunların şeyi farklı. Bunların tarihte önemli yerleri var. İzmir Spor. Yani elbette. Bunların önemli yerleri var. Türk futbol tarihine damga vurmuş. Ama reklamlara gideceğiz Bahri Bey. Peki. Hazırlanmayın. Söz vermeyeceğim şu anda ve reklamlardan sonra söz vereceğim. Evet, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz.
Siz de HIV-AIDS şüphesi yaşayabilirsiniz. Gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinde isim vermeden ücretsiz bilgi ve danışmanlık alabilir, test yaptırabilirsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Bu sesi duyduğunda artık çok geç olabilir. Bu sesi duymamak için önce sağduyunun sesine kulak ver. Trafikte her an sorumlu davran. Ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Babamın şirketinde sigara içilmiyor. Benim baba ofisinde de içilmiyor. Okulda da içilmiyor akıllım. Bizim okulumuz bahçesinde de içilmiyor. Evde de içilmiyor, tamam mı? Kimseye izin vermiyoruz. Hadi bakalım çocuklar. 1, 2, 3. Yaşasın dumansız hava sahası. Yaşasın. Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Çocuklar dünyadaki huzurdur. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Vraskala'ya söz hakkını vereceğim ama Karşıyaka diyelim öncelikle. İki takım birlikte değerlendirsin daha sonra. Çünkü önemli şeyler var. Reklam arasında bazı konuşmalar geçti aramızda. Biraz söz hakkı fazla olacak. Biz Karşıyaka diyelim. Karşıyaka biliyorsunuz iyi bir yerde. Şu anda lider gitmişti ama maalesef beklenilen olmadı. Puanlarla dönmesi bekleniyordu ama maalesef